Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte tabletimi tanıtacağım sizlere arkadaşlar. Böyle canım sıkılıyordu, ben de böyle bir şey yapayım dedim arkadaşlar. Yani videoya başlamadan önce size tabletimin adını söyleyeceğim arkadaşlar. Tabletimin adı Galaxy, Samsung Galaxy Tab 4. Kesinlikle almanızı öneririm arkadaşlar. Fiyatı 400 lira, yani 400 lira civarı. Ne oluyor? Yani donma sıkıntıları falan bazen çok nadir gördüm ben. Bazen donabilir. Onun dışında çok güzel bir tablet arkadaşlar. Şimdi bunu ayarlarını falan göstereceğim size arkadaşlar. Neleri kullandığımı göstereceğim özellikle. İlk olarak şu oyunlar klasöründen başlayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kafa topu, mobizem, Minecraft, bedram, lanca, mag... Burada arkadaşlar burada multiplayer for Minecraft var. Arkadaşlar ben onu kullanıyorum. Dünyanın her yerindeki insanlarla oynamanı sağlıyor. Kesinlikle öneririm ve burada iki tane update de var. Hiçbir fikrim yok. MCP Master'da bir de update de var. Arkadaşlar nedense iki tane koymuşum. Burada Messenger, YouTube ve Facebook'um var. Onun dışında o kadar böyle şeyler var arkadaşlar. Şimdi size arkadaşlar kamerayı göstereceğim. Kamerayı falan. Benim ön kamera böyle. Çok bulanık. Asıl tableti aldığınızda böyle değil arkadaşlar. Benim kameramda bir sorun var. Ben bir şey yaptım bunun kamerasına. Böyle gösteriyor ama normalde aldığınızda böyle olmuyor. Fakat arkadaşlar bir dakika. Ön kamerayı göstermeyeceğim ön kamerayı arkadaşlar. Yoksa benim yüzümü görmüş olursunuz. Bunu özel arkadaşlar yüzüm için bir video hazırlayacağım. Burada arkadaşlar böyle moda bastığımızda böyle mesela neler varmış? Güzel yüz seçeneği var, sesli fotoğraf var, paranormal var, spor var, gece ve otomatik modları var arkadaşlar. Şimdi hemen kameradan çıkalım. Onun dışında böyle arkadaşlar tabletin kendi uygulamaları var. Mesela Deezer falan filan. Ayarlarını göstereceğim size şimdi arkadaşlar. Ondan önce tabletin burada indirdiğimiz pencereyi bakalım. Böyle bu kadar böyle arkadaşlar. Böyle fazla seçenek yok burada da. Arası arkadaşlar burada böyle medya yani buradaki bu seçenek arkadaşlar şu anda hareket ettirdiğim seçenek burada medya yazıyor ve hoparlör şeyi var. Burada ünlem var onun yerine bu sırada bir resim gelecektim. Bazen böyle oluyor. Sonra düzeliyor arkadaşlar. Merak etmeyin. Burayı da gösterdim. Şimdi arkadaşlar burada Bluetooth, veri kullanım falan gibi falan filan var. Cihaza basalım. Genellikle arkadaşlar ben dokunma sesi, reklam kedi sesine dokunduğunda ses. Göz gibi ben size göstereyim. Yani benim tablet ayarlarım böyle. Ekranda. Çok da pencereyi genellikle hiç kullanmıyorum arkadaşlar. Bence gereksiz. Böyle. Duvar kağıdında da normal duvar kağıdı arkadaşlar. Şimdi buna gelelim. Yazı tipi. Yazı boyutum benim. Genellikle küçüktedir. Yazı tipi stili arkadaşlar. Şimdi. Normalde varsayılanlı olur bu arkadaşlar. Fakat ben kuzenimin eskiden bulunan tableti böyleydi. Buna çevirmiştim ben. Ama bundan sonra varsayılanı çevireceğim. Şunu yaparsam tableti bir daha başlayacak. O yüzden bunu hiç istemiyorum. Sonra yapalım bunu. Bildiri panelim böyle arkadaşlar. Erişebilirlik böyle. Burada arkadaşlar size çok güzel bir şey söyleyeyim. Şimdi bu ayağızı şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu da negatif renkler var. Bunu açtığınızda tabletiniz böyle oluyor. Mesela çıkayım ayarlardan. Negatif renkler aktif olduğunda bunun böyle tabletin renkleri dediği negatif renkleri geçiyor. Böyle bir güzel bir şey var ama azıcık göz yoruyor arkadaşlar. Burası da böyleydi. Şimdi burada rengelleme tam olarak pek kullanmıyorum. Şimdi kontrol geçelim arkadaşlar. Böyle okul sesine yapabildim. Avuç içi hareketler ne olduğunu pek anlamadım ama ben. Akıllı beklemeyi kapatıyorum. Geriye bastığımızda hesaplarım bunu bulutu gösterin. Böyle.
Fabrika ayarlarını sıfırla diye bize sıfırlaya basarsanız sakın abi orada buradan çık. Üç. Ne oldu? Aha ayarlardan çıktık yanlışlıkla. Ne oluyor? Okula girdik. Yanlışlıkla okula girdim. İnternete yani. Çık abi. Oraya bastığınızda tabi sıfırlanır yani sakın onu denemeyin. Nerede kalmıştık biz? Sen burada tarih ve saat. Tarih ve saat dedim zaten her siz biliyorsunuzdur onu geçelim. Yuva sesi ses çıkışı modu. Uygulama oynatıcı arkadaşlar gördüğünüz 1 GB boşalarım var. CD kartımda bu oyunlar var. Çalışanlarım. Fakat size bunlar pek gerekli değil. Varsayılan bu öyle. Kullanacağım zaten iyi git kalmetleri yüksel. Bunu geç. Tamam. Güç tasarrufu bir kere açık arkadaşlar. Ekran çıkışı var. GPU şeyi var. Güç tasarrufunu ben genelde kapatırım. Niye açılmış? Fikrim yok. Kayıt yerim. Kayıt yerine zaten hiç gerek yok arkadaşlar. Böyle hay hafızası. Eğer hafızanız doluysa ve gereksiz dosyaları silmek istiyorsanız çeşitli dosyaları gelin. En alttan hepsini böyle silin. Fakat arkadaşlar tabletinizde eğer Microsoft Edition varsa sakın Games'i silmeyin. Eğer Games'i silerse yani Microsoft Edition varsa tabletinizde bir yeni tabletim aynısında alırsanız eğer ve Microsoft Edition size varsa Games dosyasını sakın silmeyin yoksa Minecraft'ta tüm bölümleriniz gider. Bunu baştan söyleyeyim. Ve Mobzen kullanıyorsanız Mobzen'i silerseniz tüm videolarınız gider kayıtlı olan. O yüzden o iki dosyayı ben hep bırakıyorum. Zor durumda kaldığımda bir tek siliyorum. Yani tüm videolarımı yüklediğim zaman siliyorum. O zaman gerekli oluyor. Güvenlikte arkadaşlar böyle. Bilmeyen kaynaklarım açık internetten oyunu indirmek için. Burası da böyle. Ayarlar kısmı bitti. Şimdi arkadaşlar size şöyle bir Facebook hesabımı göstermek istiyorum. Arkadaşlar. Kaç dakika olmuş videom? Tamam çok olmamış. Ne oluyor lan? Facebook niye kapanmış benim? Bekleyin arkadaşlar. Aslında size güveniyorum ya. Bir şey olmaz 28.07.13. Giriş. İnşallah giriş yapar yoksa pişman olurum. Bazen giriş yapmıyor. Bazen girdik. Ne oldu hakkında hiç fikrim yok. Niye böyle oldu? Açıl bakalım. Facebook hesabım mesela arkadaşlar. Şuradan. Yüklensin arkadaşlar. Bekleyelim. Profilini gör dedim. Resmim iğrenç biliyorum. Sadece bu resimler var arkadaşlar. Bunlar da zaten ben değilim. Bir... Evet, bu benim. Arkadaşlar izin bu videoları görmüş olduğunuz arkadaşlar izinme. Bu videoda iğrenç gözüküyorum ama bunu paylaşmıştım. Önemli olan benim zaten Facebook hesabım arkadaşlar. Yiğit yani Yesbük, Yiğit Asbük, Alp Yesbük. Yüksel yazınıza benim bana arkadaşlık gönderebilirsiniz. Her türlü kabul ederim. Messenger'ıma gerek yok. Şimdi neye bakalım? Başka bakacak ne kaldı? Başka bir şey. Herhalde kaymadı. Bir de yüz oyunu tanıtayım. Böyle bir uygulama var. Bunu oynayabiliyorsunuz biliyorsunuz ama ilaç bir uygulama. Çok az oyun var içinde. O zaman bu videonun sonuna geleyim arkadaşlar. Bugün sizlere tabletimi tanıttım. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Daha çok böyle vlog gelmesini istiyorsanız yani tanıtma videosu. Bu arada biz taşınıyoruz. Bunu size daha önce söylemiştim. Yine de söyleyeyim. Taşındığım zaman odamı düzenlediğim zaman oda vlogu da çekmeyi planlıyorum. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Yani hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Bye bye.